şeye benzedi. Matrix'teki random insanlar durup dururken Smith'e dönüşürken öyle bir içlerinden şey çıkıyor. Her an dönüşebilirim abi o konuda bir şey. Sabahleyin araba lastiğim patlamış olarak buldum. Sabah sabah bir de oturdum lastik değiştirdim çünkü. Öyle bir durumla birisi Matrix'te glitch yaptım. Neyse Tuncay biz niye Matrix konuşuyoruz abi? Ben yani şimdi 2021 yılında neden Matrix konuştuğumuzu anlamaya çalışıyorum. Çünkü bence konuşmuyor olmalıyız. Bence Matrix'le alakamız olmamalı bu noktada. Bu arada tabii kimse yanlış anlamasın. Aslında seven bir insanım. Yani zamanında konuyla ilgili artbookları falan ya da işte şöyle içeriden bir şey göstereyim. Hani bunları falan toplamış etmiş bir insanım. Bütün DVD'lerini zamanında aldım. Animatrix'in DVD'sini elde edebilmek için çok uğraşlar gösterdim. 2 ile 3 kötü deseler bile millet ben hani abi gayet iyi ya bence izlenir falan diye düşünüyorum. Tabii ki kötüler de hani o sonradan konuşulacak bir şey. Ama yani biz 2021 yılında neden Matrix'i konuşuyoruz? Bunu çok anlamıyorum açıkçası. Evet işte yeni film geliyor. Eski film galiba şeyden gelecek. IMAX IMAX'te yeniden gelecek. gösterildi. Evet. Yani normalde hatta sadece Çok onluğunda göstereceklerdi. Sonradan yoğun ilgi üzerine sanırım bir haftalık bir programa da çevirdiler onu. O yüzden şu an ne çok IMAX'te ilk Matrix'i izleyebiliyor insanlar. Haftaya da yeni film geliyor. Ya abi ilginç hani ne diyeyim bilmiyorum. Güzel peki. Ama hani 2021'de bunu konuşmamız biraz garip geliyor. Şimdi bunun nedeni şöyle bir şey. Matrix ya da herhangi bir şekilde eski bir eseri tartışırken bence abi şeyi düşünmemiz lazım. Örnek olarak ben 99 yılında Matrix'e sinemada gitmiş olan bir insanım. Ve sen doğru hatırlıyorsam 99'da daha yoktun. Aynen öyle. Yani bu arada şunu da parantez açayım. Yani Tuncer'le ben bu izleyiciler kısmına söylediğim şey. Hani Tuncer'le ben gayet içli dışlı olan iki insanız. Ve hani ciddiğimsi konularda bile konuşup birbirimize fikir veren, fikir alan eden insanlarız. Ama aramızda gerçekten şey var. Yeni nesilde galiba birazcık yaş farkının çok ciddiye alındığını ve bunun çok ciddi bir problemmiş gibi lanse edildiğini görüyorum ben. Bu bana çok ilginç geliyor. Yani insanların işte 5 yaş, 8 yaş, ne bileyim 10 yaş. Hani iyi arkadaşınız da olabilir. Benim üniversitedeki birçok arkadaşım benden en az 6 yaş büyüktü. Yüksek lisanstaki en kafa tanıdığım insan benden 9 yaş büyüktü. Yani 10 yaş, 12 yaş bu insanlarla arkadaş da olunur. Ne bileyim sevgili de olunur. Ne bileyim evlenilir. Ne bileyim kanka da olunur. Yani bu biraz garip geliyor. Ama neye dikkat etmek lazım? Herhangi bir konuyu konuşuyorsak o konuyu nasıl değerlendirdiğinizi. Mesela şimdi Tuncer sana şey soracağım. Matrix senin için ne? Çünkü ikimiz aradaki bu kadar ciddi bir yaşsal ya da şey yani evet yani kronolojik bu farklılık. Kronolojik bir farkımız olduğu düşünürse nedir abi senin için Matrix? Yani Matrix sana ne ifade ediyor mesela? Ya bir kere şey noktasında haklısın. Kesinlikle farklı şeyler ifade ediyor. Çünkü hani anladığım kadarıyla Matrix'in kültürel çerçevedeki önemi bir noktada da o 90'lara getirdiği yenilik üzerinden şekilleniyor. O yüzden 90'ları hiç bilmeyen birisi için apayrı bir yerde yer alıyor tabii. Ha benim için şöyle bir artısı olmuştu. Yani o dönem çok çok böyle filmlere kolay erişimim olmayan bir dönem olduğu için İşte babadan gelen böyle Steven Seagal'dır, Bruce Willis'dir. Daha böyle hakikaten 90'lar aksiyon filmlerini izleye izleye büyüyorken yine de mesela Matrix bana orada yeni bir şeyler sunmuştu. Ha bir de tabii herkesin böyle küçük yaşta tanıştığında işte beynini patlatan o kırmızı hap mı mavi hap mı gerçekliğimiz yalan mıydı aslında falan muhabbetler üzerinden yine aslında ilk kez tanıştığında insanı mest edebiliyor ama tabii artık şey imkanı yok insanların. Çıktığı gibi deneyimleme imkanı yok. O yüzden şu an belki işte atıyorum 15-20 yaşına kadar gelip Matrix'in sürekli adını duymuş ama hiçbir şekilde deneyimlememiş birinin bugün dönüp baktığında da bir yere kadar meh diyebileceği bir iş belki yani. Ya gerçekten şimdi benim için düşünürsem ben o zamanlar çevirmeli bağlantı kullanan işte 56K modemin olduğu di diye böyle evden rica edip telefonu meşgule düşürerek Ekolay'dan internete bağlandığım bir dönemdeydik yani. Ondan sonra tümüyle internette yaşayan işte kitabın İncil'in Mincil'in içerisinde disketler saklayan ya da işte Alice in Wonderland'in içerisinde disketler saklayan onları el altından Simülakra veren kitabıydı ya, o da hackerların. çok güzel. Oradan da böyle bir Efendim? göndermeyi çakıyorlar o sahnede. Neo'nun içinden disket falan Ha ha ha. çıkarttığı kitap
Simulation and Simulacra kitabı yani. Evet evet evet. Evet yani işte ama farklı farklı. İşte daha sonra sosyal şeyde komentarı olan yerlerde çok, çünkü White Rabbit vesaire ön planda ya. Alice in Wonderland'ın içerisine saklamalar oldu. Dini kitapların içerisine saklamalar oldu falan. Yani o tür şeylerin çok fazla bir de referansı da oldu. Ya öyle olan bir dünyada ben 2001 miydi 2002 miydi neydi? ADSL dediğimiz şey 128K interneti ilk kez kavga ederek aldığımı hatırlıyorum Türk Telekom'la. Ya gibi gibi bir dönemin şimdi insan olduğu zaman gerçekten ana haber bültenlerinde millet acaba gerçekten simülasyonda mıyız falan diye hakikaten boş devirlerdi. Şu anda çok dolu değil ama yine de o zamanlar fazla boş gibiydi diye bir düşüncem var. Gibi bir yaklaşımı var. Şimdi yakın dönemde izledim ben. Hatta ben üçünü birden izledim vakit bulabildiğim için. Sen ilkini izledin diye biliyorum. İlkini tekrar izledim evet. Abi biraz övesim var benim. Bir kere bir hatırladığımdan daha çok konuşuyormuş Neo. Ben nedense çok az konuşuyor diye hatırlıyordum. Yani genelde Morpheus'un çok fazla konuştuğuna maruz kalıyoruz falan. Bayağı Neo'nun da çenesi düşükmüş yani. Ben o kadar düşük olduğunu hatırlamıyordum. Genel olarak sinematografik anlamda ben ya da işte hani görüntü yönetmenliği anlamında ben çok başarılı buldum. Çok çok başarılı. Ya görsel hikaye çok anlatıcılığı iyi tarafında direkt söylenebilecek çok fazla şey var yani. Ya 2 ile 3'ün daha sonra onları da izlediğin zaman onları da bir ara tartışırız. Da yani tekrar izlediğin zaman daha önce izlediğini biliyorum. Ama gerçekten 1'in set tasarım ya da seçimleri evet olsun. Gerçekten kullanılan yerlerin o şey. Ha bu arada bir de öyle bir şey var. Şimdi Matrix'i sadece kendi başında değerlendirmek pek mantıklı gelmiyor bana. Aynı zamanda Blade'in çıktı. İlk siyahi süper kahraman. Aslında Black Panther değil ama yani pek kimsenin bunu tanımadığını görmedik. Onlar da ne keyifli filmlerdi ya. Abi evet yani o var. Queen Rez of the Damned mesela. Yani hani şey anlatmak böyle gerçekten Tekno'nun aynı zamanda Grunge'ın birazcık metalin müzik anlamında girdiği ve ruh olarak girdiği böyle bir dönemin ürünü aslında Matrix. Yani sadece ve sadece şey değil abi işte simülasyonda mıyız değil mi değil yani. Ki yine Just Right'ın ta zamanında şey yaptığımız işte hikayenin 7 tane teması. Yine benim Türkçe'ye çevirdiğim The Last Jedi ile ilgili olan bir tane video vardı. Plot hole'ları tartışan yine şeylerden biri. O muydu yoksa Can You Judge Art Subject? Objective. Oradaydı değil mi? Ha, nesnel olarak sanatı değerlendirebilir misiniz? Orada işte plot hole'larda Matrix'ten örnek veriyor. Yani gerçekten insanın verimsiz bir pil olduğu gerçeğini filme yansıtsaydık Matrix diye bir şey olmazdı. Ve ben böyle bir gerçekliği istemezdim mesela diyor. O nedenle ya benzer bir hissiyatı içeriyor. Abi gerçekten görsellik, set tasarımları, ürün tasarımları. Yani ki şey ne de zaman? Çok üzücü aslında yani sözünü kesiyorum ama bir. Mesela genel anlamıyla düşündüğümüzde Matrix de bir blockbuster filmi aslında. Hı-hı. Ve bugünkü blockbusterlarla kıyaslandığında yani nereden nereye diye iç çekmemek mümkün değil ya. Abi inanılmaz kalıyor yani Nebukadnezar'ın içerisinde geçirdiğin her dakikada yani ve şimdi şunu da söyleyeceğim. Genelde filmlerde ne kadar iyi yaşlanmış diye tartışırız ya. Abi Matrix 1 çok iyi yaşlanmış. Çok iyi yaşlanmış. Çok çok iyi. Yani özellikle tasarım anlamında tamam işte 8110. Benim ilk cep telefonum 8110'du bu arada Nokia'nın. Ama hiçbir zaman gerçekte piyasaya çıkanlarda öyle yandan bastığınızda pıçık diye açılmıyordu. Elle açıp kapıyordunuz gayet. Ama olsun abi yine de karizmatikti yani. Yine de o telefonla gezmek havalı bir şeydi açıkçası. Ya zaten şey konusunda büyük bir başarısı var filmin. Hani zamansızca havalı olabilecek şeyleri bulmuş ve bunlar aslında şey de değil hani çok gündelik hayatın içinden eşyalar. Yani atıyorum Morpheus'un sandalyesi dümdüz evet bir sandalye aslında ama bugün nerede görsek havalı bulacağımız bir sandalye ya da atıyorum trench coatlar. Hani bugün deri trench coat giyen kimi görsek Matrix'i düşünmeden geçemeyiz yani. Böyle çok basit şeyleri alıp onu evrenin içine o kadar güzel yediriyor ki ya, atmosferini öyle güzel kuruyor ki hakikaten burada şey yani prodüksiyon, prop, set tasarımı artık kim yaptıysa kostümler. Ya yani hepsinde böyle o neyin işleyeceğini çok iyi bulmuşlar ve hakikaten işlemiş de yani. Abi gerçekten hani tekrar izlediğimde mesela kamera açıları seçilen ya işte Neo'nun ilk kez midesindeki şeyin alınacak olduğu, o sinyal yayan malzemenin alınacak olduğu yerde, o yağmur altındaki yerde beklemesi, onun yukarıdan çekiliş açısı bilmem ne. Yani
Oradan tut işte kedinin gelip dejavu ile karşısına çıkıp aslında Matrix'teki değişimi belirttiği yerdeki tuvaletin durumu, Morpheus'un diye duvarı kırarak çıktığı bir yer var yani. İşte oradaki ortam, oranın gritty, pis ama aynı zamanda hani böyle gördüğünde de mideni bulandırmayacak kadar pis. Böyle dengeli bir pis. Hani nasıl bir cümle olduysa bu da. Yani o ruh halindeki yapısı falan abi gerçekten çok başarılıymış. Müzikler zaten bence çok 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 iyi. Hala iyi. Yani o zamanlar işte kaseti de olsun. Çünkü benim Walkman'im de vardı. Daha sonra lisede Discman'e geçebildim. Daha sonra CD'lerini de aldığım dönemdi. Ve yani gerçekten onları aralıksız dinlediğim, ettiğim vesaire yaptığım bir çağ idi o. Ya gerçekten çok başka olmuş. Ama bak bunları bir kenara bırakıyorum. Ama Tuncer biz 2021'de şu anda niye Matrix konuşuyoruz? Yani çünkü biliyorum sağda solda insanlar işte o zaman simülasyon muyduk bilmem ne miydik diye tekrar bu konuları çıkacak. Abi çok saçma bu konular. Hele Facebook'un Meta'ya döndüğü, Bill Gates'in 2-3 sene içerisinde bütün toplantılarınız Metaverse'e geçecek dediği, benim daha bu kaydı aldığımız gün bir cumartesi arkadaşlar, benim bugün daha HTC Vive için lens adaptörü basıp kargoladığım, İstanbul'a kargoladığım bir müşterime. Bir günde gerçekten kalkıp da abi işte acaba Matrix gibi olacak mı? Konuşmak bana çok anlamsız gibi. Niye konuşuyoruz abi? Ne konuşacağız bugün? Tam ilerledi zaman ne Yani yapacağız? şuradan bir açılış yapabilirim ben. Bence Matrix çoğu filmde göremediğimiz nadir bir şeyi başarıyor. Hani bir noktada sağlam bir fikir var. O fikir üzerinden sürükleyici bir plotu var. Ama bunu yaparken ilgi çekici karakterler yaratmayı da başarıyor. O yüzden hani sürekli konuştuğumuz işte hem dünya yaratımını iyi yapıp hem de böyle yakaladığı fikri başarıyla aktarıyor. Zaten yeni film için de bence heyecanlanmamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi o yani. Wachowski'lerin hala söyleyecek bir şeyleri olduğuna ve bunu sanatlarını icra ederek etkili bir şekilde söyleyebileceklerine inandığımız için heyecanlanıyoruz. Bir mini Ha parantez bu açacağım etkili orada. şekilde... Ha buyur. Pardon, sadece Lana galiba yapıyor. Tek Yeni Wachowski filmde var diye sadece biliyorum. Lana mı var? Ben öyle diyebiliyorum. Yani yönetmenlik koltuğunda en azından sadece Lana oturuyor. Ama perde arkasında ikisi paslaşıyorlar. Bu arada Wachowski Brothers'dı, Wachowski Sisters oldular. İkisi birden cinsiyet Biraderler ve değiştirme... bacılar demeyi seviyorum ben onlara. Wachowski bacılar. Bence mükemmel bir... Abi çok iyiymiş bu ya. Bu şey Böyle biraz şey neydi? mahalle arasında bohçacı teyzeler gibi bir tınısı var ama yine de... Oyun gezerdeyken Serpil'in öyle bir geyiği vardı. Bir şey karı kuvvetleri derdi. Kadınların olduğu bir böyle şeyi gördüğünde kendisi de sonuçta bir kadın olarak bu şey gibi hani siyahilerin birbirlerine niga demesinin özgürce olması ama bizim diyemiyor olmamız gibi bir durum. Bir şey olmuştu da karı kuvvetleri diye şey yapmıştı. Dergiye bayağı öyle bir spot atmıştık diye hatırlıyorum. Ama ne için attık onu hatırlamıyorum. Silmişim kafa. Seninki de öyle olmuş yani bacılar olayı. Gerçekten biraderler ve bacılar güzelmiş. Ya bir tek Lana var diye biliyorum ama emin de değilim, iddialı olmayayım bu konuda. O yüzden Okey, devam yani yine edebilirsin. de dediğim gibi Matrix ya evren olarak da insanların özellikle çıktığı dönemi izleyip gönül vermiş insanların hala bence bir noktaya kadar bağlı hissettiği bir iş. Bir yandan zaten Keanu Reeves'in alıp giden ve önüne geçemediğimiz bir hayran kitlesi, Aynen sevilme abi. durumu var. Kesinlikle Hepimiz doğru. bayılıyoruz. O yüzden yani Alright. Alright. Cyberpunk sunumundaki bu Keanu arada Reeves. muhtemelen bu videoda değinmeyiz ama bir noktada bence şeyi de konuşmamız gerekiyor. Biz bu videoyu kaydederken dün oluyordu ama siz izlerken muhtemelen üstünden 2-3 gün geçmiş olacak. PlayStation 5, Xbox One Series X ve S için Matrix üzerinden ilerleyen bir Unreal Engine 5 Reawakens'dı demosu galiba adı. çıkarıldı. Direkt Awakens. Matrix Awakens. Ha Matrix Awakens. Ve ucundan biraz izlemeye başladım. Bence çok etkileyici değil. Yani kimse alınmasın, kimse gücenmesin. Çünkü statik objelerdeki shaderları çok iyi seviyeye getirmekle ilgili zaten bizim uzun yıllardır bir problemimiz yok. Bunu gerçek zamanlı yapabilmekte yine gerçekten uzun zamandır bir problemimiz yok. Çünkü izlediğim kadarıyla en son işte araçların tekerleklerini patlattılar falan. Çok da bir şey söylemiyorum. Zaten buraya
Bir yere koyarız yine onu. İnsanlar isterse tıklayıp izleyebilirler. Ya arkadaşlar, asfalttır, bina cephesidir, bilmem nedir. Bunları zaten belirli bir uzaklık ve belirli bir yakınlıkta çok fotoreal bir şekilde yapmakla ilgili bir sıkıntımız yok. Ama ne zaman işte Ken Reeves ya da Carrie Ann Moss konuşmaya başladığında o üst dudağın yapısı ağlatıyor yani insan. Zaten çözemediğimiz şey o yani. Sonuçta MetaHuman var şeyin içerisinde, Unreal Engine'in içerisinde. QXL'den zaten faydalanıyor. Megascans, QXL'in Megascans'i. Yani Unreal Engine'in sunumu olarak öyle bir şey var. Bu soruları birazcık cevaplıyor. Yani soruları cevaplıyor derken bu milletin konuşucu abi simülasyonda mıyız ya da artık dijitale girer miyiz? Abi işte kıyafet değiştirir gibi avatar değiştirir miyiz mevzunu zaten biraz anlatıyor orada anladığım kadarıyla. Sen hepsini izledin mi bilmiyorum. Evet şey yani deneyimleme fırsatım olmadı zaten doğal olarak. Ama videolarından da özellikle uzak durdum. Sadece böyle karşılaştırmalı görsellere falan denk geldim. Dediğin gibi yani yüz üzerinden ilerlerken en büyük sıkıntı hakikaten dudak hareketleri falan. Yani yan yana bir insanla karşılaştırdığında çok net farklı olduğunu anlıyorsun. Ama suratlarda da bence durgun sahnelerde çok çok başarılı. Yani işte o Neo'nun uyandığı falan hani fragmanında şey vardı. Matrix 1'in başındaki sahnenin real time rendered olarak yapılmış hali vardı ve orada şeyi bir noktaya kadar düşündüm hakikaten. Lan bu filmden direkt mi almışlar yoksa animasyon mu falan diye sorguladığım oldu. Ama dediğim gibi bence orası çok ayrı bir konu deyip ben tekrar Matrix eksenine çekmek istiyorum sohbeti. Şimdi ufaktan şeyi çıtlatmış olalım artık. Matrix'i konuşurken buna değinmemek çok olmuyor. Gerçi üstüne milyonlarca kez konuşulmuştur ama. Joseph Campbell diye bir adam var arkadaşlar. Bu abimiz vaktinde en yaygın anlatıları diyeyim artık. Destanlardan, efsanelerden, mitlerden hepsinden toplayıp işte arketipik kahraman döngüsünün formülünü çıkartmış bir abimiz. Bunun üzerine de çok güzel bir tez yazmış. Sonradan kitaplaştırmış falan filan. Orijinal adı Hero with a Thousand Faces. Ama Türkçe'ye sanırım Kahramanın Sonsuz Yolculuğu diye çevrilmişti Itaki tarafından. Şimdi bu kitapta aslında çoğu kahramanlık hikayesinde gördüğümüz ana karakterin döngüsel adımlarından bahsediyor. Buna Luke da dahil, Harry Potter'da dahil, bilmem ne. Yani bunu bildiğimiz bütün büyük franchise'lardaki ana karakterler üzerinden tanımlayabiliriz aslında ama Neo'nun da burada o çizelgeye cuk oturuyor oluşu hani Matrix'in aslında anlatıdaki ekonomikliğine dair bir şeylere işaret ediyor bence. Yani yeni bir dünya tanıtıyor ve bunu yaparken ana karakterini tanıtmak ya da onun geçireceği aşamalara uzun uzun zaman ayırmaktansa zaten binlerce yıldır söylene gelen anlatılardaki karakteri alıp hikayenin ortasına atıyor ve onun etrafına dünyasını kuruyor. Burada yine mesela Dune'da dünya yaratımından bahsederken Matrix'te farkını gördüğüm bir şey var. Mesela Dune büyük bir açıklama seansıyla başlıyor dedik. Matrix'te de benim ilgimi çeken bu tekrar izlediğimde özellikle açıklamalarını parça parça veriyor ve geciktirebildiği kadar geciktiriyor. Orada çok başarılı işleyen bir sistem bence. Hı hı. Çünkü hem izleyiciyi filme kaptıracak kadar şeyi veriyor. Hani oltayı atıyor ama bir yere kadar çekiyor. Sen lan arkasında ne olacaktı diyorsun. Ama işte araya sürekli bir şeylerle böldüğü için hani filmin temposunu da yüksek tutmuş oluyor bir yandan. O noktada bilgi aktarımında büyük bir başarısı var bence deyip sana atıyorum topu. Ya yok kesinlikle katılıyorum. Çok bir şey söyleyeyim. Orada sadece şunu ekleyecektim. Genel olarak Neo'nun eğitim aşamalarına bunu dağıtıyor olmalarının getirdiği çok güzel hikayesel bir bağ var. Yani kırmızılı kadın olayı bize ajanları anlatıyor ve böylelikle hani oradaki exposition'ı o şekilde hallediyorsun. Neo'nun kabul etme, edememe, bünyesinin kaldırıp kaldıramaması, zihninin kabul edip edememesiyle ilgili şeylerde evet işte bununla çok güzel işte makineler nasıl başa geçti ama işte gökyüzünü biz yakmıştık falan hehehe ne kadar becerikliyiz mevzuları işte ben bir bene cesaret olduğum için gökyüzünün nasıl yandığını ilk önce merkezebildim ki neyse ben düğüne takılmayacağım. Gibi bir süreci bu. O yüzden o mantıklı bence. Yani dediğine kesinlikle katılıyorum. Bir tarafta exposition'ı başta dökmek zorunda olmakla bunu hikayeye adım adım düzgünce yedirebilmenin bence çok büyük bir artısı var. Ve Matrix bunu hem çok iyi yapıyor hem de kullanıcıyı sıkmadan. Çünkü şöyle bir şey var. Morpheus hani zealot dediğimiz kavram var ya müridin
sapkınlaştırılmış hali artık. Morpheus sapkın bir mürit aslında. Bu birazcık atlı bir şövalye demek radikal gibi oldu. Evet, yani radikal bir mürit adam. Hani o kadar fazla tapınmış vaziyette ki The One kavramına. İşte tekrar izlediğinde şeyi fark edeceksin. Daha sonra şeyde ilk kez böyle ama işte ben değilim Morpheus. Bu iş böyle değilmiş. Bütün profesi çakmaymış falan deyince böyle Morpheus'un bir çöküş anı var orada. Yani hani abi diyor benim bütün hayatım yalanmış. Ben işte aslında aslında yokmuşum ben gibi bir durumu var yani onu. Paradigma yıkılışı. Tabii tabii ya, adamın temellerini yıkıyorlar çünkü sonuçta. O da hani Neo'nun arkitekle görüştükten sonraki muhabbeti. Yani şey exposition'ı parçalara bölüp bunu izleyiciyi ya da dinleyiciyi yani seyirciyi rahatsız etmeden yapabiliyormuş. Çok çok başarılı. O nedenle hani... Bu arada bu kadar... Exposition'ı bu kadar pürüzsüz işlemesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de Exposition'ın yapıldığı karakterin, yani bizim senaryomuzda Neo'nun ana karakterin de en az izleyici kadar konuya uzak ve cahil olması. Aynen. Ki aslında bahsettiğimiz diğer örneklerde de az buçuk bu durum var. Yani Star Wars'ta da Luke çok bir şey bilmiyor dış dünya hakkında. Tatooine'de büyümüş bir çocuk. İşte Işın Kılıcı nedir, Jedi nedir sadece hikayelerden duyduğu kadarıyla. Ona da yine bir dünya tanıtılıyor. İşte Harry Potter'da da Harry yaşına gelene kadar, kaç yaşıysa hatırlamıyorum şimdi. Hı hı. O yaşına gelene kadar büyücülük dünyasına dair çok bir şey bilmemiş. Birden o dünyanın içine gidiyor, yavaş yavaş öğreniyor. Hani genel olarak izleyicinin bu bir şeyler öğrenme macerasını karakterlerden biriyle eşlemek o exposition'ın çok daha pürüzsüz bir şekilde akmasını sağlıyor. Dune'da da bunu yapıyor aslında. Yani Paul'un bir şeyler öğrenişi üzerinden öğreniyoruz aslında çoğu şeyi. Ama dediğin o kitaptaki Bene Gesserit muhabbetinin ve iç sesin eksikliği anlatıda etkisini hissettiriyordu. Ya Matrix'in ve aynı zamanda burada her ne kadar ben çok sevmiyor, biraz iddialı bir laf bu arada. Yani öyle bir şeyim yok. Sadece o kadar ciddiye almıyorum diyeyim. Harry Potter'dan bahsediyorum. Bunun da sebepleri var ama gayet tatlı, gayet kitlesi, yaş aralığı ve hitap ettiği yaklaşım için gayet kabul edilebilir. Hatta kabul edilebilirden öte sevilebilir bir eser olduğunda farkındayım. Yani kimse yanlış anlamasın. Harry Potter'ı pozitif yapan, artı olarak gördüğüm şeylerden biri yine buradaki Matrix olayında olduğu gibi bir eğitim süreci aslında. Yani kişiye bir şey öğretmenin, kişiye bir şey açıklamanın direkt hikaye anlatımının parçası olması. Bu gerçekten çok değerli ve çok hileli demeyeyim. Doğru bir laf değil. Ama yani gerçekten ufak bir cheat code yani. Bayağı hile yapıyorsun. Çünkü bir yandan... Yani hapı şekerle birlikte yutturmak aynen, gibi bir nevi. Aynen. Ama kırmızı mı mavi mi ona karar vermen lazım. Ona göre çünkü. İstersen yarın sabah hani kıçında pireler uçuşurken uyanmak zorunda kalır. Adam kırmızı giymiş zaten. Ben ne? Ben siyah. Şuradan kurtarırsam belki. O da yersen yani. Ya bu arada bak bu kırmızı mavi muhabbetiyle ilgili de yine bence anlatıya çok büyük katkı sağlayan bir şey. İlk filmdeki Cypher karakteri. Hı hı. Yani o izleyicinin şüphesini ya da hani herkesin o kadar adanmış olmadığını içlerinde lan acaba oğlum bak seçilmiş diyorsunuz ama falan diyen de birinin olduğunu göstermek hakikaten güzel. Bir de yani bütün o tartışmanın şey tarafına da bir dokundurması hoşuma gidiyordu benim hep. Yani abi okey gerçek dünya diyorsunuz da gerçek dünyada bildiğin mısır lapasından hallice bir şey yiyip işte aynı şeyi 5 gün giyiyoruz. Her an ha makine geldi ha böğrüme bir şey girdi bilmem ne korkumuz var. Şey sahnesi çok güzeldi mesela, ben hala ya öyle bir sahnenin filme konulmuş olmasını çok başarılı buluyorum. Cypher'ın işte Agent Smith'le buluştuğu ve biftek yediği bir sahne tabii canım var. Kesiyor böyle bakıyor bifteğe şey diyor. İşte bunun gerçek olmadığını sadece kodlardan oluştuğunu biliyorum. Ama hala çok tatlı sulu sulu falan yapıyor böyle. Adamın hani o bifteği ne kadar sevdiğini görüyorsun ve şey bir noktada anlamlı geliyor orada yani. Abi tamam gerçek olmasın yani gerçek dediğin nedir ki gülüm deyip yani, hakikaten adamın Matrix'e geri dönme isteğini de anlamlandırabiliyorsun. Tabii yani. Tabii tam bir işte pseudo psikoloji filmi aslında. O yüzden hani o kısımların çok üstüne gidilmesini ya da pseudo psikoloji mi pseudo felsefik mi ikisinin bir arası. Çünkü insan algısı ve insan algılayışı ve insanın zihninin bunu ne kadar çarpıttığıyla da alakası var. Mesela yine film içerisinde kırmızılı kadını yapan bizim fare vardı ya, hani çocuğun adı Mouse.
Onun mesela taste like chicken, tavuk gibi tadın, tadı tavuk gibi kavramına evet. dair mini bir monoloğu var böyle arada milletin laf atması da hani çünkü... Evet işte şey çok güzel yani böyle söylemek istedikleri şeyler varmış bununla ilgili ve bunları işte karakterlerin ağzından ya da olaylar üzerinden falan filme çok güzel yedirmişler. Ya kesinlikle çünkü bir açıdan da onu düşünüyorum yani her şeyin tadı niye tavuğa benziyor çünkü makineler hiç tavuk tadı bilmiyor olabilir yani bilmedikleri için de hepsini ona endekslemiş olabilir neden olmasın yani gibi güzel argümanları var ve hani bu mesela bana şunu hissettiriyor bugün bir yandan işte Matrix'in şeyleri çıktı Deja Vu fragmanını izledim ben son izledim fragmanda ondan beridir bir şey izlemiyorum Deja Vu fragmanını izledim girdim bilet aldım 24'üne doğrudan doğruya hatta optimumda akşam seansı 9 mu 9 çeyrek mi öyle bir seanstayım. Gelen olursa optimumda selam versin öyle bir durum var. Doğrudan doğruya gideceğiz. Yani ama mesela No Way Home umurumda değil. Gitmeyi düşünmüyorum. İlgilenmiyorum. Bu konuyu şu anda çok derinlemesine işlemeyeceğim. Çünkü senin MCU Spider-Man'i ile ilgili çok fazla düşüncen var. Ve bence çok anlamlı ve değerli evet. düşünceler. Bunu bir ara No Way Home'u tartışırken tartışırız. Çünkü ben de yani daha önceki 1, 2, 3'ü Sam Raimi'nin filmlerini Tobey Maguire'ı birazcık kıl olduğum için herhalde çok sevmiyor olsam da senin argümanların ve başkalarının argümanları işte Spider-Man'in nasıl sorumluluk sahibi olması gerektiğiyle ilgili birkaç şeyi düşününce çok mantıklı buldum sizin dediklerinizi. Ve evet doğru yön. Ve yani bir noktada çok trajik bir durum var. Hani ben hakikaten çizgi romanlara Spider-Man'le tanışmış, işte okumayı çizgi romanla öğrenmiş, sinemada ilk izlediği altyazılı film Spider-Man 3 olan falan bir insan olarak yani Spider-Man sapığıyım diyebilirim bir noktada. Ve beni bile heyecanlandırmıyor Mary Jane kıskandı. Yani ya şu an ikisinden birine bilet alma hakkım olsa yeni Matrix filmini Spider-Man'e tercih ederim. Bu da hakikaten karakterin getirildiği nokta noktasında bayağı kalbimi kırıyor. Ama dediğim gibi oraya ki, çok girmek istemiyorum. Yani gerçekten Matrix'in iyi olacağını düşünmüyorum ben onu da söyleyeyim. Yani bu videoyu Matrix çıktıktan sonra izleyen varsa ya ben açıkçası çok başarılı olacağını da zannetmiyorum. Ve yani 2021'de ben gerçek... Ben bölücü bir film olacağını düşünüyorum ya. Ha. Hayran kitlesini ikiye böleceğini. Yani bir kısmın... Ya şöyle... Wachowski'lerin ya da sadece Lana Wachowski'nin artık işin hı-hı. başında kim varsa... Kendi yapmak istediği, söylemek istediği şey doğrultusunda bir film yapacağını ve büyük bir kitlenin ne söylemek istediğini anlamayıp beklediğini bulamadığı için filmden nefret edeceğini bir kısmında ablamız bunu söylemeye çalışmış ve bunu başarıyla da söylemiş helal olsun deyip mutlu mesut ayrılacağını düşünüyorum. Doğru olabilir dediğin şey yani şimdi üstünde gerçekten düşünmek lazım. Çünkü bir açıdan da şu var Tuncer, Matrix'in... Mesela Lord of the Rings de benim için benzer bir durumda. En azından New Line Cinema'nın elinde bulunan hani Jacksonverse diyelim. Hani Jacksonverse için konuşuyorum. Jacksonverse oldu, bitti ve rafa kaldırılmalı. Bu şuna benziyor. CD Projekt Red'in Witcher oyunlarıyla aslında Netflix'teki Witcher dizisi birbirleriyle tam olarak örtüşen iki şey değil. Çünkü ikisi de aslında kitabın adaptasyonu ya. Benzer bir durumu ben 2021'de Matrix niye konuşuyoruz da o yüzden söylüyorum. Abi çünkü 2021'de Matrix'in bu kadar anlamlı ve bağlı olduğunu hissetmiyorum. Hissetmediğim için ne söyleyeceklerini çok merak ediyorum. Mesela bana şeyi sordular. Ya işte ne bekliyorsun filmden? Komik bir şey ama ben filmden bir şey beklemiyorum. Çünkü filmleri izledim. Enter the Matrix'i oynadım. Bir süre Matrix Online oynadım. Bir başka Matrix oyunu daha vardı. Path of Neo'ydu galiba. PlayStation 2'de olması lazım. Bir Path of Neo'yu oynadım. Animatrix'i izledim. Ve benim için bu hikaye az çok toparlandı ve bitti. Matrix Online'ın devam ettiğini hatta yakın zamanda işte Polygon'da mıydı neydi bir yazı çıktı. Matrix Online'ı tek başına işte son birkaç ayında idare eden bir tane abi var. O abiyle röportaj yapmışlar. Yani kanon bir hikayesi olmadığını ve araya sürekli başka şeyler girdiğini, Morpheus'un geri geldiğini, o yüzden Morpheus hayatta aslında, Morpheus'un geri geldiğini, Morpheus ölüyor, öldükten sonra geri geliyor, özür dilerim onu söylemeyi unuttum. Gibi na 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 diye şeyler var. Yani bunların ama işte ne kadar kanon ne kadar değil olduğu kısmı ayrı bir mevzu. Ya benim için bitti, bitmiş olduğundan dolayı tekrar Matrix'e dönüyor olmak, Matrix'i tartışıyor olmak, işte beklentim neydi, ben neyi görmek, bir şey görmeyi düşünmüyorum abi, yok çünkü. Yani
Olay oldu, işledi, bitti. Benim için anısı büyük. Müziklerini hala keyifle izliyorum. Arkadaşlarla toplanıp abi Matrix Trilogy bu gece patlatıyor muyuz demek bir zevk. Ama ötesinde yani bir beklenti, insanların ne beklentisi olabilir bilmiyorum. Hiçbir şey, ya benim gibi fragmanlardan uzak kalan insanlar olabileceği için fragmanlarda gördüklerimden herhangi bir yorumda bulunmayacağım. Ama yani gördüğüm ve tahmin ettiğim şeyler var. Hakkında herhangi bir röportaj okumuyorum, bilmem ne okumuyorum. Sadece tahminlerim var. Ama onlar da sınırlı kalsın istiyorum. Gidip tadını almak istiyorum. Ama şeye, bütün bu konuyu uzatmama sebebi şey oldu. Bu arada Tuncer, biz ilginç bir şekilde bugün süreyi aşıyoruz. Vuhu, aman tanrım. Neyse, bu ileride olabilecek farklı şeylerin bir belki sinyali olabilir. Göz kırpmış olalım. Oh yeah. Şunu örnek verecektim. Mesela Mouse'un sohbeti, bilmem neyin sohbeti. Buradaki diyaloglarda abi şöyle bir olay var. Biz MCU'daki repliklerin robotlaştırılmasına o kadar alıştık ki. Ya genel olarak güncel blockbuster'lardaki her bir repliğin marketingin elinden geçmesi. Bir tek şeyi söyleyeceğim. Unreal Engine 5 demosunda bir laf var. Neo'nun arkadaki yeni elemana söylediği bir şey. Ajanlar tehlikelidir ama pazarlama departmanından kesinlikle uzaktır diyor mesela. Öyle öyle bir cümlesi var. Yani abi o kadar doğru bir cümle ki. Matrix'te o konuşmalar, mesela Joss Whedon'ın işte Age of Ultron'daki Clint'in evi sahnesi için tırnaklarını geçire geçire kavga etmiş olması gerçeği. Hani Kevin Feige ile o muhabbetlerde olduğu gibi abi. O kadar her bir replik pazarlamadan geçiyor ki. O yüzden MCU'da işte her 42 saniyede bir espri yapılmak zorunda. Her 34 saniyede bir işte Silent Love. Please Scooby-Doo this crap. Aynen, aynen şeydeki No Way Home'daki. O yolun geldiği yer orası, evet, yani. Yani bu bunlara çok maruz kalmış. O yüzden Matrix 99 yılında çıkmış bir yeni temiz hava hissiyatına sahip. Çünkü ara repliklerinde şey var mesela 2 ile 3'ün şeyini gerçekten onları sonra tartışırız bilmiyorum ama genel olarak eleştirilerden bir tanesi işte sıkıcı konuşma aksiyon, sıkıcı konuşma aksiyon resmen bir sekanslara böl. Merovingian'ın başlayıp böyle Kozaleti, 15 dakika kadar Kozaleti. Üzerine. Ondan sonra kadın vajinası görüyoruz. Kozaleti, Kozaleti. Sonra başka Kozaleti. Ben sana ne demiştim? 3. filmde çıkıyor gidiyor ki Kozaleti. Abi yeter. Allah belanı versin yeter. Ama şunu söyleyeceğim, makineleştirilmenin hissiyatına dair bir zorunluluk olarak, yani Wachowski'ler, kardeşler, işte Türkçenin buradaki bir artısı, kardeşlerin oradaki hani makineleştirmeye dair diyorlar ki biz bunu en iyi böyle anlatırız. İşte arkitektin konuşması, biz bunu böyle anlatırız. Onun detaylarına gireriz daha sonra, onu kenara koyuyorum ama biz bunu böyle anlatırız demişler. Yaptıkları hatalı olabilir ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yapmak istediklerini izleyiciyle birbirine bağlamaya çalışırlarken doğru yöntemi seçememiş olabilirler. Bu ayrı bir şey. Ama en azından bir şey çabaladıkları gerçeğini hiçbir şekilde yadsıyamayız. MCU'nun hiçbir şey çabalamadığı, artık sıkıcı oldu. Mesela daha sonra seninle Hawkeye dizisini de tartışacağız. Ve Hawkeye ile ilgili tam oraya bağlayacaktım. Hawkeye ile ilgili tek söyleyeceğim bu videoda benim söyleyeceğim. Sen istediğini söyleyebilirsin de benim söyleyeceğim tek bir şey var. 2008 yılında MCU'yu kaldıran ve başarıya ulaştıran, sonuçta MCU'ya insanların bağlanmasını sağlayan şey John Favreau'nun Iron Man'iydi. Iron Man gerçekliğe çok bağlı bir filmdi. Gerçekçi değildi, gerçekliğe çok bağlı bir filmdi. Yani Tony Stark'ın bir mağarada gerçekten demir dövüp ya da metal dövüp bu metali ellerinde kalın eldivenlerle dökmeye çalıştığı gerçekçiliğin geldiği bir yerdi. Ve bunun sayesinde şunu hep unutuyoruz. Avengers kurtarmadı şeyi ya da Thor kurtarmadı ya da Captain America kurtarmadı. Iron Man kurtardı. Iron Man yaptı bunu. Ve o film eğer başarılı olmasaydı Incredible Hulk'tan sonra insanlar tekrar dönüp herhangi bir Marvel filmi izlemezdi. Ama hani Incredible Hulk'ın Edward Norton'la Liv Tyler'la Incredible Hulk'ın yaptıklarından sonra bile hala insanların işte Captain America'ya gidiyor olmasının sebebi Tony Stark'ın ve John Favreau'nun getirdiği şeydi. Artıydı. O yüzden Hawkeye'yi bu konuda çok başarılı buluyorum. Ve Grounded to Reality olayına, gerçeklikle bağının olmasına çok 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 pozitif buluyorum. Matrix de buradan bence çok iyi kazanıyor. Çok, bu kadar sürreal biraz iddialı olur. Çünkü sürreal değil.
bu kadar fütüristik diyelim, distopik ve fütüristik bir şey anlatırken bile gerçekliğe bu kadar bağlı olabiliyor olması çok doğru bir nokta ve buradan alıp yürüyebiliyor diyeceğim. Buyur. Kapatmadan önce son bir şey söyleyeyim ilk filmle ilgili. Casting olarak bence çok çok başarılı ve dediğin gerçekliğe bağlanma noktasında bence oyuncuların bu kadar nokta atışı seçilmiş olmasının etkisi çok büyük. Yani şeyi duymuştum işte vaktinde Neo rolü için işte Will Smith, Tom Cruise gibi böyle daha o zamanın popüler aksiyon starlarını düşünmüşler. Ama hakikaten Keanu Reeves'in hani yüzünde, tipinde, her şeyinde o işte bilgisayar karşısında oturmaktan rengi solmuş, hayatı kaymış hacker'ı ve onun dışında da yani bilmediği şeylerin içine atılmış safoz masum çocuk tipini sonuna kadar görebiliyoruz. O yüzden hakikaten şeye de geçiyor yani izleyicinin ne oluyor lan burada deyişi Keanu Reeves üzerinden filmden de bize geri dönüyor. Ya yani şey sahnesi mesela çok hoşuma gidiyordu benim. İşte ilk kez Neo'yu Matrix'e tekrar soktukları kısımda yolda gidiyorlar böyle yan tarafta. Aa şurada eskiden noodle yerdim ben. Çok güzel noodle'ları vardı falan diye lafı yani sadece böyle mesela MCU içinde bence asla yapılmayacak bir dokunuş ama izleyiciye o Neo'nun içinde bulunduğu hani eski dünyasını terk etmiş olma hissini o kadar güzel aktarıyor ki burada yani getireceğim bir tane çok büyük eleştiri var. Çok üzerinde durmayacağım ama ilk filmde Trinity ve Neo arasındaki romantik ilişki bence filmin en büyük günahlarından sadece bir tanesi. Sadece ilk film değil abi. Çünkü yani, bütün üçleme için ben katılıyorum buna. Yani hepsini izledim ya. İlk film özelinde hepsini ekstra eğreti hissettiriyor. Yani sıfır kimya. Çok üzgünüm, sıfır kimya. Şeyi ya kimyayı da geçtim. Hadi o da bir şekilde tamam oyuncular arasında olmamıştır bir şeyler falan ama yani tamam kahin demiş ki sana işte sen Dwan'la aşık olacaksın falan filan. Ve Trinity'nin ilk filmdeki hikayesi tamamen onun üzerinden akıyor. Hani ben sana aşık oldum o yüzden sen Dwan'sın biliyorum ben falan gibi bir tribi var. Ablacım nesine aşık oldun? Yani adamla maksimum iletişimin Matrix'ten çıkarmanız, adamın orada kung fu mumfu öğrenmesi ve sana noodle yediği yeri göstermesi. Yani sohbet bile etmediniz ya. Yani kara kaşına kara gözüne aşık olmuş olmandan başka Neo'yu senin gözünde Dwan yapacak hiçbir bir şey yok. Bir mini şey söyleyeceğim. İlk tanıştıklarında gece kulübünde şey diyor. Ben senin hakkında düşündüğümden çok daha fazla şey biliyorum diye. Söylediğini şuraya yorabilirim. Bak filmde söylemiyorlar bunu. Ben yorabilirim. Aslında uzunca bir süre çünkü Morpheus herhangi birisini çıkarmadan önce hele bir de Neo'nun yaşı da geçtiğinden dolayı bunu Animatrix'teki The Kid şeyinde eğer izlerseniz arkadaşlar orada yakalayabilirsiniz. Filmin içinde de replik tabii, olarak yani söylüyorsun. Seni çıkardığım için üzgünüm diyor Morpheus. Normalde belirli bir yaşı geçmiş insanları çıkarmıyoruz diye. Ama işte The One olduğuna inanıyor. Orada benim anladığım abi Neo'yu bunlar takip ediyor. Bu da demektir ki Trinity Neo'nun mastürbasyon yaptığı anları falan izlemiş yani. Hani çünkü gerçekten böyle bir tarafı olabilir. Dediğin kısma katılıyorum. Çoğunlukla sadece filmdeki bu sahneyi buraya yorabilirim. Kendim bireysel olarak görebilirim. İşte bu da fazlasıyla creepy bir aşk aynen olma abi şekli ama ya. Yani bildiğin modern çağ öncesi evet, stalkerlık. Evet, kesinlikle. Hani Trinity'nin böyle bir bilgisayar ekranından Neo'nun yaptığı her şeyi izlediği bir gerçeklik biraz korkunç kesinlikle geliyor insana. Kesinlikle katılıyorum. Yani. O yüzden ben yorabilirim. Yormak istediğimden emin değilim. Çünkü dediğim gibi Neo'nun yan taraftaki peçetelikten peçete aldığı bir sahneyi falan böyle Trinity'nin biliyor olup ona rağmen aa ne kadar tatlı falan dediği böyle bir şey var. Bu arada hızlıca ben de kapatmadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Genel olarak görsel efektlere kattığı şeyden, teknolojik olarak ilerlemesinden bilin. Hani bahsetmeye gerek yok. Bunlar son 12 yıldır falan Evet. Aralıksız konuşuluyor. Yani aynı şeyleri tekrar etmeye gerek yok. Bununla ilgili ne tezler yazıldı, bununla ilgili ne çalışmalar yapıldı, alabildiğine şey var. Gerçekten bu tarafı merak ediyorsanız sadece Matrix'lerin, Blu-ray'lerinin vesairelerinin ikinci diskleri bile sizi ihya eder. Hani o konuya burada girmememizin sebebi bilmiyor ya da önemsemiyor olmamız değil. Bir derece kadar bilmiyoruzdur tabii çünkü gerçekten çok fazla şey var. Genel olarak bunun çok uzun zamandır konuşuluyor olması ve hani artık papağan gibi tekrar etmenin çok da mantıklı olmaması yönündeydi. Ben de bunu eklemek istiyorum. Özetle bunu da söylemiş olalım. Dedikten sonra son olarak da şeyi ekleyeyim. Yani yeni filmin trailerında arka planda kullanılan
Jefferson Airplanes'in diye yanlış hatırlamıyorsam. Şarkının adı tam aklıma gelmiyor ama Rabbit'li bir şey yani. White Rabbit. Şarkı bence... Zaten White Follow Rabbit the White Rabbit direkt. Yani sanki şey, Alice'in hikayesini, bu arada çok fazla Alice referansı var filmin içerisinde. Caterpillar, ne bizim şey, Turtle. İşte Turtle'a dair referanslar var, bilmem nelerler var. Hepsini konuşuyorlar zaten hani. Bir de Follow the White Rabbit, zaten Alice de tavşanı takip ederek ilerliyor. Evet, ya White Rabbit uzun zamandır bir trailer arkasında kullanıldığını duyduğum en iyi müzikti deyip bu bölümü ufaktan kapatabiliriz bence.